Analizden teze hoş geldiniz. Ben Zeliha Saraç. Bugün 23 Nisan Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Herkesin bayramı kutlu olsun. Özellikle çocukların bayramı kutlu olsun. Bugün okullarda törenler gerçekleşecek. Başlayacak saat 9 itibariyle, genel itibariyle. Bir de tabii Ankara'da törenler var. 23 Nisan Çocuk ve Egemenlik Çocuk Bayramı dolayısıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılış yıl dönümü nedeniyle Ankara'da törenler düzenlenecek. Biz hemen vakit kaybetmeden Çağla'ya dönelim. Ankara'da evet törenler başlayacak. Bu arada bayramımız kutlu olsun, onu da söyleyelim. Detaylar nedir törenlerin? Zeliha Saraç, sizin de belirttiğiniz gibi bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 99. yıl dönümü. Bununla birlikte 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Biz de Anıtkabir'deyiz. Bugün tabii Türkiye'nin dört bir tarafında törenler yapılacak, kutlamalar yapılacak. Ancak kutlamaların en yoğun olduğu yer kuşkusuz başkent Ankara. Hem Anıtkabir'de, hem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, hem 1. Meclis'te, hem de Külliye'de arda arda törenler, programlar düzenleniyor bugün. Biz biraz önce de belirttiğimiz gibi evet Anıtkabir'deyiz. Dakikalar öncesinde de Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk beraberindeki heyetle birlikte buradaydı. Öncelikle Ziya Selçuk beraberindeki heyetle atanın huzuruna çıktı. Mozole'ye çelenk bırakıldı. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Ziya Selçuk ardından da Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti ve atanın özel defterine 23 Nisan mesajını not etti. O mesajlarını seslendirdi ve burada bulunan çocuklarla, sporcularla bir fotoğraf çekimi gerçekleştirdi ve buradan ayrıldı. Biz tabii ki sabah saatlerinde geldik buraya. Anıtkabir'in avlusunda çocuklar doluydu. Ellerindeki Türk bayrakları ile birlikte o çocuklar da atanın huzuruna geçti ve İçeriye giden, dışarı çıkan çocuklar da fotoğraf çekimi gerçekleştiriyor. Anıtkabir'den ayrılıyor. Saatler 9.15'i gösterdiğinde de bu kez Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindeki heyet Anıtkabir'e gelecek. Heyet Aslanlı Yol'dan yürüyecek ve ardından da atanın huzuruna çıkacak. Yine tabii ki Mustafa Şentop da Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek atanın özel defterine düşüncelerini not edecek. Bugün aynı zamanda hem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde törenler yapılıyor dedik. Hem de buradaki törenin ardından, resmi törenin ardından burası vatandaşlara açılacak. Akşam saatlerine kadar Anıtkabir ziyaretçilere açık olacak ama törenler bitmeyecek elbette. Mustafa Şentop buradan sonra 1. Meclis'e geçecek. Yine orada da bir tören yapılacak ve kısa bir konuşma yapmasını bekliyoruz. Orada ardından da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde genel kurul özel gündemle toplanacak ve siyasi partilerin temsilcileri söz alacak. Hepsi birer değerlendirmede bulunacak. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yine arda arda programlar söz konusu olacak bugün. Cumhurbaşkanı Erdoğan da o programlarda olacak diyelim ve sözü yeniden size bırakalım Zeliha Saraç. Çağla, teşekkür ediyoruz. Evet, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Meclisimizin açılığı bir o gün 23 Nisan 1920. Hemen 1921 senesinde Çocuk Bayramı olarak kutlanmaya başladı. Arkasından 1935 tarihinde de Egemenlik Bayramı da eklendi. Ve böylece 23 Nisan Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve dünyadaki ilk çocuk bayramı olarak tarihte yerini aldı. Bugün törenler olacak. Çağla'nın aktardığı gibi birazdan döneceğiz. Aslanlı Yol'da yürüyecekler. Anıtkabir'e geçilecek ve saygı duruşunda bulunulacak diyelim. Bu arada tekrar bir Anıtkabir'e dönüyoruz. Görüldüğü gibi az önce ekranlara da yansıtmıştık. Çoluk çocuk demeden Anıtkabir'deler, yaşlılar, dedeler, büyükler. Ve bütün televizyon ekranları da, televizyonlar da Anıtkabir'in orada.
bahsederim. Sol. Evet, İstiklal Marşı'nın arkasından bugün meclisin 99. yaşını ve 23 Nisan Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamak üzere devlet eşrafı Anıtkabir'e doğru yol alıyor. Görüldüğü üzere Emniyetin Bakanı Ziya Selçuk orada meclis başkanı ve Anıtkabir'e doğru ilerleniyor. Bugün tüm yurtta 23 Nisan coşkuyla kutlanıyor. Bütün öğrenciler 23 Nisan Egemenlik ve Çocuk Bayramı için okullarda törendeler. Biraz önce bakanları da gördük yürüyüşte. Gördüğüm kadarıyla evet, bakanlar da beraber yürüyorlar Anıtkabir'e doğru. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 99. kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz. Birazdan tekrardan döneceğiz Ankara'ya. Tekrar merhaba, Cüneyt Paksoy bugün yanımızda. Cüneyt hoş geldin. Hoş. Yayına. Mustafa Kartoğlu da birazdan Ankara stüdyosunda olacak. Ankara'da bugün törenler yapılıyor. İstanbul'da da keza çocuklar okullara gidiyor. Saat 9.30-10 gibi törenler başlayacak okullarda. Bütün çocuklarda bayağı hummalı bir çalışma vardı okullarda. İşte biliyorsun çeşitli gösteriler oluyor. Şimdi çocuk olmak vardı. Evet, ama içindeki çocuğu kaybetmedikten sonra evet, bizim de 23 Nisan Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Yeter ki içindeki çocuk kaybolmasın. Çünkü çok özel bir gün bugün. Meclisin 99. kuruluş yıl dönümü. Seneye artık 100. yılımız olacak. Ve işte Gazi Meclis diyoruz. Biliyorsun önce Kurtuluş Savaşı'nda Gazi Meclis aldı. Arkasından tabii 15 Temmuz'da biliyorsun o hain saldırıda da meclisimizi bombaladılar. Dolayısıyla özel bir yeri var meclisimizin. Ki dünyada ilktir bir meclis eşliğinde Kurtuluş Savaşı'nın yönetildiği, yani savaşın yönetildiği. Yani yeni kurulan bir mecliste savaş yönetildi. Yani 23 Nisan 1920. Evet, ilk. Aynen. Bu yani. Şimdi şöyle bir genele baktığında 1920'den günümüze geldiğimizde aslında çok genç bir cumhuriyetiz. Çok eski bir imparatorluğuz. Evet, çok eski bir medeniyetiz ama cumhuriyet olarak, Türkiye olarak. Türkiye Cumhuriyeti olarak. Evet, 100. yılımız seneye kutlayacağız. Şimdi şöyle bir baksın, aslında 100 yıllık böyle ayaklarında ayakkabıları olmayan askerlerimizin, vatandaşlarımızın, şehitlerimizin savaşı nasıl, hep görüyoruz işte savaşı nasıl kazandılar. Ciddi bir mucize yok herhalde. Silah taşıyan yani. Fatma bacılarımız. Evet, yani tarihinde yok açıkçası. Hani şöyle bir kurcala tarihi. Bu şekilde, bu şartlar top altında yakın. Evet, Kurtuluş Savaşı veren ki yıkılmış, mahvolmuş bir imparatorluktan sonra topraklarımızın bütünlüğünü edinmek için. Şöyle baktığında 23 Nisan 1920'den itibaren 100 yıllık süreçte Türkiye'nin nereden nereye geldiğini özetlersek Cüneyt ne diyeceğiz? Bugün insansız hava araçlarımızı yapıyoruz, bugün ihracatımız var, bugün Türkiye dünyada önemli bir yer edindi. Önemli partnerleri var. Türkiye'siz bir Orta Doğu, Türkiye'siz bir Avrupa, Türkiye'siz bir bölge düşünülemiyor. Çok ciddi bir denge unsuru oldu. Yani dünyanın en büyük dediğin gibi gücünden, güçlü bir imparatorluğundan kurduğumuz Türkiye Cumhuriyeti 99 senede dünyanın en büyük 20 ülkesi içinde, evet, 17-18. Sıraya geldi. Bu önemli. Yüzlerce ülkenin olduğu bir dünyada 99 senede bunca zorluğa rağmen, bunca sıkıntıya rağmen birlikte el ele G20'de ilk 17-18 ülkeden biri olduk. Hedefimiz bundan sonra asıl ilk 10'a doğru gitmek. Yani Türkiye hedefi belli, amacı belli ve bunu başaracak gücü de her zaman var. Yeter ki birlik beraberlik içinde olalım. Her günü bir 23 Nisan coşkusu içinde, evet, o birlik beraberlik ruhu içinde yaşayalım, içimizde hissedelim. Ve başarmak için bu gücü bir momentum olarak kullanalım. Genimizde var. Şimdi aynen. 23 Nisan 1921 ilk defa, hani 20'de ilan edildi, milli bayram olarak kabul edildi. 1929'da çocuklara armağan edildi. 35'te de egemenlik adını aldı, Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Hemen Mustafa Kartoğlu'na döneceğim.
Günaydın, iyi bayramlar. 23 Nisan Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın sizin de ve sizin çocuklarınızın da, bütün çocukların da kutlu olsun diyelim Mustafa Bey. Evet, duygu ve düşüncelerinizi, hislerinizi alalım efendim. Birlik, beraberliği. Kutlamaya sabah erken başladık biraz. Evet, siz biraz erken başladınız tabii. İlk 23 Nisan'ı sizin ufaklığın değil mi? İlk. Çok heyecanlılardır. Yani evet, ilkokul 1. sınıfta resmi olarak ilk, ama tabii anaokulunda falan o yüzden ilk değil. Ama böyle bir büyük okulunda, onların ifadesiyle büyük okulunda ilk. Heyecanlı. Hazırlık yaptılar herhalde bayağı bir uzun süre, çünkü birkaç ay hazırlık yapılıyor. Yaptılar. Bir dünya hazırlıkları var. Sabah konuşuyorlar kendi aralarında. Bu bizim kız Meryem büyük olduğu için tabii küçükleri öğretiyor. Onlar diyor ki işte bayramı işte kim yaptı? Şu Atatürk yaptı. Öbürü ha Atatürk. Sonra küçüğü soruyor, Atatürk kim? Sonra büyüğü başlıyor onu anlatmaya falan. Böyle bir sabahleyin eğlenceli bir şey vardı. Böyle şey gibi. Ne derler ona? Temsil olur ya okullarda. Müsamere evet. Gibi. Ne güzel. Öyle bir şeyde uyandım yani. Bir sahnede uyandım ben sabahleyin. Kalabalık aile de bir başka güzel oluyor gerçekten. Ama şöyle bir şey söyleyeyim tabii. Tabii çocukların bunları öğrenmeleri... Bunlar çünkü Türkiye'nin değerlerinden bir tanesi. Şimdi bu değerler, işte efendim başka değerimiz kalmadı mı bunlara kadar? Şimdi bunu söyleyenler, bir takım siyasi anlayışlara sahip olanlar, başka var. Bunlar olabilir. Bunların hepsi bütün ülkelerde vardır. Ben bir şeyler bildiğini düşünenlerdenim ve bunların bir değer olduğunun net bir biçimde altını çiziyorum. Çocuklar bu değerlere sahip olarak büyümezlerse başka değerleri de bu kadar güçlü olmaz. Evet. Çünkü bir değere sahip olduklarını ve onu korumaları, yüceltmeleri, onun manasını anlamaları gerektiğini biliyor olmaları lazım. Tek değil, Allah'a çok şükür Türkiye'nin değeri tek bir bayramdan ibaret değil. Bu şahane bir şey. Ama 23 Nisan çocukların hitap ettiği, muhatap olduğu ilk bayram. Diğerleri de var elbette, çocuk bebekliklerinden beri dini bayramlarla muhataplar. Ama herhangi bir kıyaslama içine girmiyorlar. Bugün ayrı seviniyorlar, diğer bayramlarda ayrı seviniyorlar. Bu şahane bir şey. Bizim bu zenginliği, bu değer zenginliğini korumamız gerekiyor. İki aralarındaki farkları büyüdükleri zaman çok iyi anlayacaklar. Ama bugün onu ayırt etmek zorunda değiller. O yüzden onlara biri büyük, biri küçük, öbürü önemli, biri önemsiz gibi ayrıntılara çocukları boğmaya gerek yok. Ben bunu gördüm, okulda da bunu gördüm aslında. Öğretmenleri de çok iyi hazırlıyorlar. Anaokulunda da öyleydi. Burada büyük okulunda da, ilkokulda da öyle. Ve bundan son derece mutlu oldum. Çünkü bizim bu coşkuyu hele hele bu yıllarda çok iyi yaşamamız lazım. Çok iyi değerlendirmemiz lazım bu fırsatı. Fırsat ne? 1919'un 100. yılı bu yıl. Yani bugünden başlayarak, çok önemsiyorum ben bunu. Bugünden başlayarak 4 yıl boyunca 1923'e kadar bütün o mücadele tarihini, Türkiye'nin kuruluş ve kurtuluş ve kuruluş tarihini gün gün okumak gibi bir fırsatımız var. Her gün o gün ne olduğunu, bugün neler olduğunu okuyarak geçireceğimiz 4 yıl bizi aslında o 4 yılı, o 100 yıl önceki 4 yılı yaşamış kadar hem bilgi sahibi yapar, hem anlayış sahibi yapar, hem de bana sorarsanız düşünce sahibi yapar. O yüzden ben bu 4 yılı çok önemsiyorum. Bundan sonraki 4 yıl her şeyin 100. yılı olacak. Bu yıl her şeyin 100. yılı. Samsun'a çıkışın 100. yılı, Sivas'ın, Amasya'nın, Erzurum'un 3. yılı, Ankara'ya gelişin 3. yılı. Bütün o coğrafya, bütün Türkiye coğrafyasındaki çabaların, işte düzeltiyorum, 100. yılı. Hindistan'daki, Afganistan'daki Müslümanların aman payitaht elden gitti, bari Osmanlı Türkiye elden gitmesin çabasıyla, Türkiye için para, yardım ve
savaşçı toplama gayretlerinin 100. yılı ne olduğunu, bu bölgede ne olduğunu, imparatorlukları nasıl yıkıldığını ve bugünkü dünya düzeninin nasıl kurulduğunu anlamanın 100. yılı. O yüzden bu insanlar için belki bir fırsat olur. Yani başka zamanlarda ya şunu da çok okumak istiyorum ama diye başlayıp bitiremediği, devamını getiremediği, kendi kendine verdiği sözlerin bir miladı olmak için çok uygun bir zaman. Hani bir tür zayıflamak için beklenen pazartesi gibi. Bu 1919'un 100. yılı da 2019'da öyle bir yıl. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı bir sürü şey başlattı, bir program başlattı. Aslında kendisinin yaptığı bir program değil ama yönettiği bir program. Kültür Bakanlığı bütün bileşenleriyle ve birimleriyle, Devlet Opera ve Balesi'nden devlet tiyatrolarına kadar, hatta sivil toplum katılımlarına, diğer kamu kurumlarındaki, devlet kurumlarındaki ilgili birimlerin katılımlarıyla bütün o Kurtuluş Savaşı'nın verildiği bütün coğrafyada, bütün illerde tarihinde bir takım etkinlikler yapılacak. Renkli gösterilerden işte biraz daha kuru belki ama bence çok daha değerli bilgilendirici panellere kadar, televizyon programlarına kadar, sokaklarda, sahnelerdeki gösterilere kadar. Çünkü bu iş hem bir kutlama, içinde hem hüzün var. Kayıplarımız var, şehitlerimiz var, hepsini rahmetle anıyoruz. Ama hem de onların kurtarıp bize verdiği bir vatanın, vatana kavuşmanın verdiği, getirdiği sevinç var. Bunun ikisini, hüznü ve sevinci bir arada yaşayacağımız bayramlar bunlar. O yüzden o süreci de değerlendirmek lazım. Biraz idrakimizi, idrakimizdeki boşlukları tamamlamak için zannediyorum buna da ihtiyacımız var. Evet, şimdi öyle bir gün ki daha yeni yeni başladı kutlamalar, biliyorsun bütün gün sürüyor. Özellikle çocuklar için bir sürü festivaller var. Muhtemelen Mustafa Bey de biliyordur, Ankara'da da festivaller var çocuklar için. Ama kalabalık oluyor tabii, o çocuklar kalabalıkta yine de onlar eğleniyor. Olan biz velileri oluyor onlar eğlenirken orada genel itibariyle. Biz eziliyoruz oralarda ama çocuklar eğleniyor yani. Orada velilerle sıkışık sıkışık olsun. Onlara mutluluğu evet, her şey. Benim oğlanla hiçbir yere gitmeyeceğim. Evde rahat rahat bacakları uzatıp dizi izleyeceğim dedi ama. Yeni nesilde böyle. Durmaz. Yok, duramaz zaten, hava da güzel. Evet, tekrar döneceğiz biz. Çünkü biraz sonra Ankara'da Anıtkabir'de tören başlayacak. Çağla'ya birazdan döneceğiz ama şöyle bir gündeme kısa kısa bakalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırıyı değerlendirdi. Hiçbir şiddet kabul edilemez dedi. Arkasından Ömer Şahin'in açıklamaları vardı. Soruşturma devam ediyor. 11 kişi denmişti. Süleyman Soylu dışarıdan bir provokasyon yapıldığı iddialarını yalanladı. Soruşturmanın sürdüğünü ifade etti ama biraz detayda almakta fayda var aslında. Ne olduğuna, ne bittiğine dair. Yani ciddi bir hadiseden dönüldü gibi sanki. Çünkü bayağı bir karışmış ortalık. Ama işte sağduyu ve itidal şöyle, gerekiyor. Şöyle tabii evet. Devamı gelseydi bu, evet, bu bir provokasyon olsaydı bunun devamı gelirdi. Orada çok daha ileri adımlar atılabilirdi, Allah korusun. Ama gördüğümüz kadarıyla çok provokasyona benzemiyor. İçişleri Bakanı da arkasından bir şey çıkmadığını açıkladı. Fotoğraflarda, görüntülerdeki kişilere baktığımız zaman da onların o köyde veya bilemediğiniz etrafında, civarında yaşayanlar olduğu anlaşılıyor. Ama tabii saldırı kabul edilebilir bir şey değil. Bunu daha önce de yaşadık diye geçen bahsetmiştim. Ve buna çok net bir tepki koymak gerekir. Yani bu tür saldırıları yapan kimse koruma altına alınmayacak. Bundan öncekiler neyle karşılaştıysa bu da onunla karşılaşacak elbette. Bunun kanunda bir yeri var, kitapta bir yeri var. Daha sonra da bunu yaptıktan sonra bir de bunların nedenlerini konuşmamız lazım. İşte o anladığım kadarıyla Cumhurbaşkanı biraz serin bir açıklama yaptı. Net bir biçimde bu Türkiye'nin huzur ve güven iklimi var şu anda. Bu iklime şehit yakını bile olsa herkes o şehide saygı göstermek zorunda.
şehit yakınlığı kimseye bir kutsiyet kazandırmıyor. Hele hele böyle bir iklimi bozma şeyi, yetkisi asla vermiyor. Fakat o şehitle birlikte onu yetiştirenler ve ona sahip çıkanların hepsinin saygın olduğu gerçeğini de değiştirmiyor. Bu saygıyı korumakla birlikte herkesin de şehidin anısını da ve Türkiye siyasetinin bileşenlerine de mümkün olan saygıyı göstermesi gerekiyor. Şimdi buradaki sorun ne? Bir tespit yapmak lazım. Ben dün İçişleri Bakanı'nda o tespiti gördüm. Bir de İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un açıklamasında gördüm. Tespit şu: ortada bir organize tırnak içinde çete saldırısı yok. Ya da kalkışma girişiminde bulunan bir provokasyon, birilerinin yaptığı bir provokasyon yok. Fakat köylülerin belki de biraz boş bulduğu için, yani gelişte çok sayıda yetki, devlet yetkilisi var. Dönerken de hepsi orada ama herkes, bütün korumalar, şunlar bunlar, bir biçimde herkesin ayrı ayrı güvenliğini almışlar, yürüyorlar. Kemal Bey biraz tırnak içinde diğer tabii devlet erkanının korumalarının yanında biraz daha uygun bulmuş olmalılar ki biraz protesto ederken yakınlaşmışlar. Hadi yakınlaşmışken şiddete başvuranlar olmuş arada. O baskı, o arbede arasında buraya varmamalıydı iş. Doğru. Onu bir defa tespit edelim. Kenara koyalım. İki, bu arbede çıkartıp arada Kemal Bey'e iki yumrukta vurabilir miyim diye demek çok büyük yanlış ve Türkiye'nin hakikaten Cumhurbaşkanı'nın bahsettiği huzur iklimine zarar vermek anlamına gelir. Ve bugünlerde halli, sen de söylediğin gibi, buna en çok ihtiyacımız olan dönemdeyiz. Üç, bu insanların örgütlü değilse neden buraya, neden Kemal Bey'e protesto ettiklerini de bir daha düşünmek lazım. Bu protestoların arkasında şehit cenazelerinin gelmesine neden olan PKK terör örgütüyle mücadele var. Bu mücadele verilen PKK terör örgütüyle işbirliğini yahut aradaki mesafesini koymayan bir HDP var. Ve HDP ile işbirliği yapan da bir Cumhuriyet Halk Partisi var. Şimdi ve kendisi de bunun ne kadar yanlış bir işbirliği olduğunun farkında ki, biliyorsunuz bunu aylarca biz burada konuştuk. HDP ile işbirliğini açıkça çıkıp hiçbir yerde söyleme cesareti bulamadı Cumhuriyet Halk Partisi'nden herhangi bir yetkili. Bazıları bunu dolaylı olarak ima etmeye çalıştı. Ama HDP'liler çıktılar, dediler ki evet var, biz yaptık ve bu desteğimizle bazı il ve ilçeleri, bazı yerleri kazandılar. İşte İstanbul'u, Ankara'yı Cumhuriyet Halk Partisi bizim sayemizde kazandı. Bunu çok net bir biçimde söylediler. Listelerde bu partilerin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin de, hatta Saadet Partisi'nin de listelerinde HDP'li isimler, daha önce HDP'de siyaset yapmış, yakın zamana kadar önemli görevler de almış isimler görüyoruz. Ama mesela işte hep olur, HDP'den şu partiden bu partiye işte teşkilatlarda şöyle katılım oldu. Ne demek bu? İşte o partiyi değil, bizim partiyi seçiyorlar. Ey halkım, önümüzdeki seçimlerde siz de ona göre bizim partiye geçebilirsiniz. Bir bakın bakalım niye geliyor. Demek ki kendi partisinden memnun değil filan diye. Bunlar haber olur. Partiler bunları duyururlar. Bunlar hiç duyurulmamış. Bir gün bir yerlerden hop kayıt yapılmış. Sonra aday gösterilmiş. Şimdi bunların partiye oy toplamak üzere aday gösterildiğini, bunun ittifakın bir parçası olduğunu söylediğimizde de buna çok karşı çıkan olmadı. Kemal Bey'in bizzat kendisi bile bizim partimize siyaset yapmak istiyorsa gelsin, ya yapıyordur, artık CHP'lidir filan dedi. Ama kazın ayağının öyle olmadığını herkes biliyordu. Bu doğru bir izah değildi. Bunların yarattığı bir birikim var elbette. Siyasetin gerginliği içerisinde, seçim süreci içerisinde bunlar çok fazla vurgulandı. Ama buna da doğru düzgün bir cevap verilemedi. Şimdi bu işbirliği biraz vatandaşta kurtla birlikte kuzu yiyip sonra dönüp çobanla ağlayan ağlama hikayesini akla getirdi. O bakımdan bir protestoyu görmek lazım bunun içerisinde.
Ama onun içerisinde de şiddeti görmek lazım. Şiddeti önce bana göre de önce şiddeti görmek lazım. Asla böyle bir şey yapılamaz deyip kenara çekmek lazım. Şu anda yapılan o. Kişi yakalandı vuran kişi. Fotoğraflarda ve görüntülerde vurmaya çalışan yahut alttan tekmeleyen kişiler bulundu. 11 kişi. Bunların 6'sı bildiğim kadarıyla onlar da gözaltında sorgulandı. Diğerleri de aranıyor fotoğraftaki diğer kişiler. Bulunmaları da çok zor değil çünkü orası hepsi orada yaşayan insanlar. O yüzden işin o tarafı devam ediyor. Ama beri tarafında neden oldu? İnsanlar neden bu protestoyu yapma gereği duydular? Ona bakmak lazım. Ben Kılıçdaroğlu'nun ilk yaptığı açıklamada kullandığı bazı sert ifadeleri de herhalde bir iki gün geçtikten sonra yumuşatacağını ben düşünüyorum. Çünkü artık orada organize bir şey yok. Bunu kendileri de çok iyi biliyorlar. Ve arkasından tabii tehlikeyi bilip organize olmamakla birlikte çok büyük bir tehlikeli yere doğru gider miydi? Kesinlikle gidebilirdi. Böyle bir tehlike vardır. Bunu küçültmek için asla söylemiyorum. Bugüne kadar da öyle bir tavrım olmadı. Ama bunun üzerinden teröristlerle aynı kefeye koymayı ben doğru bulmuyorum. Evet. Daha önce Artvin'de bir terör örgütünün şeyi muhatabı olmuştu. Evet, bu arada burada Mustafa Bey. Onunla iş birlikte onu düşünmek çok doğru değil. Şimdi Aslanlı Yol'da yürüyüş başladı. Devlet erkanı orada. Anıtkabir'e doğru Aslanlı Yol'dan ilerleniyor. Biraz önce Milliyetin Bakanı Ziya Selçuk'un katılımıyla bir meclis başkanı törenler başlamıştı sabah 9 sularında zaten öyle diyelim. Şimdi de askerlerimiz ve devlet erkanı Aslanlı Yol'dan ilerleyerek Anıtkabir'e doğru yürüyor. Görüntülerden seçmeye çalışıyorum gerçi kimlerin olduğuna ama tabii çok uzaktan olduğu için çok seçemiyorum bir de güneşli. Adalet Bakanı orada gördüğüm kadarıyla kuvvet komutanları Abdülhamit Gül gördüm. Evet. Meral Akşener'i görüyorum. Kemal Kılıçdaroğlu yine görüyorum şu an. Aslanlı Yol'dan ilerleniyor çocuklarla beraber. Askerlerimiz ve kuvvet komutanlarımız da orada olduğunu görüyorum. Evet. Yürüyüş devam ediyor Anıtkabir'e doğru. Evet, 1920'den itibaren, 23 Nisan 1920'den itibaren milli bayram olarak kutlanıyor. Egemenlik, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. İlk 1921 senesinde milli bayram, 1929'da Çocuk Bayramı Atatürk tarafından ilan edildi. 1935 senesinde de Ulusal Egemenlik adını aldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da orada olduğunu görüyoruz. Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajları var. 23 Nisan 1920 milli iradeyi her türlü gücün üstünde tutan milletimiz için milli iradenin dışında ve üstünde hiçbir gücün, hiçbir yönetimin, hiçbir vesayetin tanınmayacağını ve tam bağımsızlık yolunda ilerleyişimizin ilanıdır açıklamasını görüyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hemen Anıtkabir'den Çağla Atlı'ya dönelim. Çağla şimdi yavaş yavaş yürümeye başlandı. Sen de zannediyorum kalabalığı görüyorsun. Detayları senden alalım. Zeliha Saraç, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 99. yıl dönümü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için resmi törenler başladı. Anıtkabir'de devlet erkanı Aslanlı Yol'dan yürüyor. Şu dakikalarda en önde Meclis Başkanı Mustafa Şentop'u görüyoruz. Mustafa Şentop Meclis Başkanlığı sıfatını aldıktan sonra ilk kez 23 Nisan'da resmi törenlere heyette bulunuyor.
bakanları görmekteyiz. Mustafa Şentop'un hemen arkasında Aile Bakanı, Aile Çalışma ve Sosyal Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'u görmekteyiz. Biraz önce Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk beraberindeki çocuklarla, heyetle birlikte Anıtkabir'e gelmişti. Bu defa da resmi törende devlet erkanında bulunuyor. Bakanları görmekteyiz, CHP heyetini görmekteyiz, askerleri görmekteyiz. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül görüyorum şu dakikalarda. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İP lideri Meral Akşener, heyette yer alan isimler. Aslanlı Yol'dan yürüyüş tamamlandı ve şu dakikalarda da devlet erkanı Anıtkabir'de atanın huzuruna çıkmak için yavaş yavaş merdivenleri de çıkacak ve sonrasında atanın huzuruna geçilecek. Önce mozoleye çelenk bırakılacak, saygı duruşunda bulunulacak ve İstiklal Marşı okunacak. Ardından da Meclis Başkanı Mustafa Şentop Misak-ı Milli Kulesi'ne geçecek ve bugüne ilişkin 23 Nisan'a özel mesajlarını not edecek. O mesajlarını seslendirmesini de bekliyoruz. Evet, şu dakikalarda da Meclis Başkanı Mustafa Şentop, hemen arkasında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay bulunuyor. Yavaş yavaş merdivenler çıkılıyor. Hemen arkadaki bakanları görmekteyiz. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekillerini görmekteyiz. Merdivenler yavaş yavaş çıkılıyor. Şimdi de atanın huzuruna geçilecek. Meclis Başkanı Mustafa Şentop mozoleye çelenk bırakacak. Ardından da saygı duruşunda bulunulacak ve İstiklal Marşı okunacak. Sabah saatlerinde de burada bir tören daha yapıldı. Onun da bilgisini verelim. Anıtkabir'in avlusu aslında öğrencilerle, çocuklarla doluydu. Önce Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk beraberindeki heyetle birlikte buraya gelmişti. Ardından da çocuklar atanın huzuruna geçti. Çiçek bıraktı mozoleye ve buradan ayrıldılar. Şimdi de devlet erkanı Anıtkabir'de. Resmi törenlerin ardından da Anıtkabir vatandaşlara açılacak. Yine akşam saatlerine kadar ziyarete açık olacak Anıtkabir. Ve şu dakikalarda da Meclis Başkanı Mustafa Şentop atanın huzurunda beraberindeki heyetle, devlet erkanıyla birlikte, biraz önce de belirttiğimiz gibi, mozoleye çelenk bırakılacak. Saygı duruşunda bulunulacak ve İstiklal Marşı okunacak. Mustafa Şentop meclis başkanı seçildikten sonra aslında ilk resmi töreni diyebiliriz. Meclis başkanlığı sıfatıyla devlet erkanının en önünde bulunuyor. Aynen. Ve saygı duruşu başladı. Birazdan da İstiklal Marşı okunacak. Törenler bugün sadece Anıtkabir'le sınırlı değil. Devlet erkanı buradan önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeydi. Atatürk anıtına çelenk koydu. Ardından da Anıtkabir'e geldi. Şu an saygı duruşunda bulunuluyor. Birazdan da İstiklal Marşı okunacak.
İstiklal Marşı okundu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop başkanlığındaki heyet biraz sonra Misak-ı Milliye Kulesi'ne geçecek. Atanın özel defterini imzalayacak Meclis Başkanı Mustafa Şentop. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 99. kuruluş yıl dönümü. Aynı zamanda Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Elbette bugüne ilişkin siyasilerden de önemli mesajlar vardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan mesajında şöyle dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 99. kuruluş yıl dönümünü Türkiye'nin ve dünyanın tüm çocuklarının Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en samimi duygularımla kutluyorum ifadelerini kullandı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Milli egemenliğimizin temelleri atılırken aziz milletimiz her yaştan ferdiyle zafere, cumhuriyetimizin kuruluşuna uzanan yolda birlik ve beraberlik içinde yılmadan mücadele vermiştir, dedi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir şiarıyla istiklal ve istikbal mücadelesini sürdüren, geleceğine yön veren milletimiz için meclisin kuruluşu, vatan ve bayrak sevgisinin, birlik, beraberlik ve kardeşliğimizin timsali, özgürlüğümüzün güvencesi olmuştur ifadelerini kullandı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan mesajında ve şöyle devam etti. 23 Nisan 1920 milli iradeyi her türlü gücün üstünde tutan milletimiz için milli iradenin dışında ve üstünde hiçbir gücün, hiçbir yönetimin, hiçbir vesayetin tanınmayacağının ve tam bağımsızlık yolunda ilerleyişimizin ilanıdır, dedi. Kurtuluş Savaşı'nda kahramanlık destanı yazan aziz milletimiz, Cumhuriyet'in kuruluşunun ardından her alanda hızla gelişmeyi ve ilerlemeyi ilke edinmiş, Türkiye bugün dünyanın saygın ve örnek ülkelerinden bir durumuna gelmiştir, dedi. Bizlerde geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın daha büyük, daha güçlü, daha zengin, daha istikrarlı bir Türkiye'de yaşamaları için milletimizden aldığımız güçle çalışmalarımızı sürdürüyoruz ifadelerini kullandı ve tüm dünya çocuklarıyla el ele kutladığımız 23 Nisan Çocuk Bayramı milletimizin çocuklara verdiği değerin en güzel tezahürüdür ifadelerine yer verdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve şöyle devam ediyor yine mesajları. Millet olarak çocuklarımızı dünyadaki en kıymetli varlık olarak görüyor, onları el üstünde tutuyoruz, dedi. Ve şu dakikalarda Mustafa Şentop Meclis Başkanı Misak-ı Milliye Kulesi'nde birazdan da 23 Nisan mesajını seslendirecek. Aziz Atatürk, asil milletimizin kararlı ve azimli iradesiyle bir araya gelerek teşekkül ettirdiği Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 99. kuruluş yıl dönümünde milli mücadelemizin büyük komutanı, cumhuriyetimizin banisi, ilk cumhurbaşkanımız olan zat-ı halinizin huzurundayız. İlk başkanlığını yaptığınız ve milli mücadelenin kazanılmasına önderlik eden Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin taşıdığı büyük sorumluluğun bilincindeyiz. Türkiye Cumhuriyeti'nin ve onun hakiki sahibi olan asil milletimizin büyük hedeflere yürümek hususunda iradesi kat'idir. Ülkemizin birliği, beraberliği, milletimizin huzur ve refahı için var gücümüzle çalışma kararlılığımız tamdır, süreklidir ve neticeye varması mukadderdir. Milli mücadelemizi yürüten ve Cumhuriyetimizi kuran Gazi Meclis'in ve onu var eden iradenin tarihi manasına vakıfız ve bunun onurunu yaşamaktayız. Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak 99 yıllık tarihinde olduğu gibi bugün de ülkemizin gelişmesi, kalkınması ve muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkması için çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Bu vesileyle zat-ı halinizi ve milli mücadeleyi birlikte yürüttüğünüz bütün milletvekillerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum. Ruhunuz şad olsun. Teşekkür ederim. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop Anıtkabir özel defterini imzaladı. Misak-ı Milliye Kulesi'nde
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 99. kuruluş yıl dönümüne ilişkin ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na ilişkin mesajlarını not etti Meclis Başkanı. 99 yıllık tarihinde olduğu gibi bugün de ülkenin muasır medeniyetler seviyesine çıkması için çalışmalarımızı sürdürmekteyiz ifadelerini kullandı Meclis Başkanı Mustafa Şentop. Ve şu dakikalarda da Meclis Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindeki heyet Misak-ı Milli Kulesi'nden çıkıyor. Aslında resmi törenlerin, Anıtkabir'deki resmi törenin sonuna geldik diyebiliriz. Bir fotoğraf çekimi gerçekleştirecek zannediyorum şu dakikalarda da CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindekileri görebiliyorum bulunduğum noktadan. Bir fotoğraf çekimi gerçekleştirecek CHP heyetinin. Anıtkabir'de bugün törenler saat 8.30'da başladı. Önce Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve beraberindeki heyet Anıtkabir'e geldi. Çocuklar da avludaydı. Önce Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk atananın huzuruna çıktı, çelenk bıraktı. İstiklal Marşı okundu ve Misak-ı Milli Kulesi'nde o da mesajlarını not etti. Ardından da çocuklar, burada bulunan çocuklar Anıtkabir'in huzuruna çıktı. Ve sonrasında da saatler 9.15'i gösterdiğinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop başkanlığındaki devlet erkanı buraya geldi. Anıtkabir'e atanın huzuruna geçildi. Saygı duruşunda bulunulduğu İstiklal Marşı okundu ve Misak-ı Milli Kulesi'nde 23 Nisan'a ilişkin özel mesajlarını not etti Meclis Başkanı Mustafa Şentop. Ve şu dakika itibariyle artık Anıtkabir'deki resmi törenlerin sonlandığını söyleyelim ve sözü yeniden İstanbul'a bırakalım. Çağla, teşekkür ediyoruz. Evet, görüldüğü üzere Anıtkabir'deki tören tamamlanmış durumda. Halka açıldı şimdi. Anıtkabir'de ziyaretler başlayacak. Bizim son 3 dakikamız. Eklemek istediğiniz Mustafa Bey varsa bir şey alayım. Sonra Cüneyt'ten de alayım. Kapatacağız artık. Buyurun Mustafa Bey. Valla tekrar çocuklarımıza, tüm çocuklara da büyüklere de kutlu olsun. Ama büyüdükçe tabii onları yeni bayramlar bekliyor. 19 Mayıslar bekliyor, 29 Ekimler bekliyor ve aslında her yaşın, her yaşa göre bayram var. Şimdi senin oğlan da belki bugün o ilkokul çocukluğundan çıkmış olmanın verdiği şeyle, bir özgüvenle ben bacaklarımı uzatıp dizi izleyeceğim diyebilir de önümüzdeki yıllardan itibaren 19 Mayıslardan 19 Mayıslar'da o da başlayacak. Ama dediğim gibi hakikaten hem evde hem okulda bu tür değerlerin çocuklara aşılanması ve onların düşünce yapılarında yer edilmesi açısından son derece önemli. Ben hani işin bu yürüdü törensel boyutlarını işte daha önce yoktu öyle bir şey. Şimdi imzalanıyor, okunuyor bir de filan. Herkes oradan bir söylev nutuk çekiyor. Bunları o kadar fazla önemsemiyorum. Asıl önemsediğim şey bu işin bizim çocuklarımızda bıraktığı manevi değer hissiyatı, bunu da korumak gerektiğini düşünüyorum. İçeriğini herkes doldurabilir. Resmi bilgilerle doldurmak zorunda değildir. Ayrı bir bahis. Daha da zenginleştirebilir. O da ayrı bir bahis. Ama bir Türkiye'nin milli değerleri açısından değerlendirildiğinde, bakıldığında bunu görmemiz lazım. Evet. Zira milli değerler anlamında bayağı bir aşınmaya maruz kaldığımızı da fark etmemiz lazım. Evet, Cüneyt'in aslında bu şehit cenazesiyle ilgili söylemek istediği bir şey vardı. Onu da söyle istersen, bana aktarmıştın. Onu da kapatalım. Yani öncelikle 23 Nisan çocuğu, yaşlısı, büyüğü olmaz. Hepimizin heyecan duyduğu bir bayram. Gazi Mustafa Kemal Paşa ve silah arkadaşlarının bugünlere getirdiği Türkiye Cumhuriyeti'ni biz de hep beraber ileriye taşıyacağız. Şehitlerle ilgili birkaç cümle. Yani orada ben de askerlik yaptım. Orada vatan için bir arada bulunurken siyaset yok, takım yok, o yok, yok. Tek bir şey var, vatan. Vatan birliği. Ve biz bugün burada rahat oturup bir takım yayınlar, bir takım çalışmalar, bir takım işler yapabiliyorsak
o Mehmetçiklerimizin başındaki komutanların hep beraber birlikte bir ülke için bir arada olmalarından kaynaklanıyor ve canlarını ortaya koyuyorlar. Kimileri şehitlik mertebesine ulaşıyor. Ben tek dileğim şehitlik mertebesi üzerinden herhangi bir siyasi karmaşa veya görüş olmasın. Çünkü yarın onlarla yüzleşeceğiz. Onların yüzüne bakabilmek için bizim Türkiye'yi daha ileri götürmemiz, ülküsüne odaklanmamız lazım. Evet. Kesinlikle. Dün şehitlerimiz mesela o kadar çok konuşulmadı bu protestolar dolayısıyla. Hiçbir siyasi partinin üzerinde değil. Canlarını koyuyorlar. Evet, bu şehitlerimiz. Hiçbir bedel almadan. Evet, aynen öyle. Ben de çok rahatsız oldum. Protestolar, protestoların devamı vesaire, onun üstünde açıklamalar, parti ne olursa olsun. Konu şehitlerimiz. Allah'tan rahmet diliyoruz. Bu tamam. Özel günde tüm Atatürk silah arkadaşları ve bizi bugünlere getiren Mehmetçiklerimizin Allah'tan rahmet diliyorum ben. Tamam. Onlara da müteşekkir borçluyuz diyelim. Kapatalım efendim. Görüşmek üzere.